İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle yoğurt çorbası yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 5 bardak su kullanacağım ben arkadaşlar. Koyu bir çorbamız olacak. Bir çay bardağı yıkadım, süzdüm. Pirincimiz var 1 çay bardağı. Bir yumurtamız var. 2 su bardağı yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı unumuz var. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığına yakın tereyağımız var. 1 yemek kaşığı kuru nanemiz var. Tuzumuz var. Pul biberimiz. 1 çay kaşığının ucu kadar da karabiberimiz var arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar pirincimizi ben yıkadım, süzdüm. Tenceremizin içine alıyoruz. Bir litre suyumuz var. Bunu da ekledik. Bunu ocakta pişmesi için pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişireceğiz. Pirinçlerimiz yumuşayana kadar, pirinçlerimiz haşlanana kadar arkadaşlar biz de terbiyemizi yapıyoruz. 2 yemek kaşığı unumuz vardı. Bir yumurtamız var. Onu. 2 su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Bunları çırpıyoruz. Birbirlerine karışana kadar çırpıyoruz. Pirinçlerimiz haşlandı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Pirincimizin suyundan azar azar yoğurtlu harcımızın içine döküyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz ki yoğurdumuz kesilmesin. Tekrar bir kepçe yardımıyla yoğurdumuzu ılık bir kıvama getiriyoruz. Şimdi bu yoğurtlu karışımımızı kaynamakta olan suyumuzun içine ekleyeceğiz. Ocağımızın altını kısık tutuyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Durmadan karıştıracağız arkadaşlar. Kaynayana kadar, fokur fokur olduktan sonra karıştırmamızı bırakacağız. Bu karıştırmayı çorbamız kesilmesin diye yapıyoruz. Arkadaşlar çorbamız koyulaştı. Bu arada ben 5 değil 7 bardak su koydum. Çorbamı kapatıyorum. Çorbamızın altını söndürdük arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Tereyağımızı. Nanemizi. Pul biberimizi, karabiberimizi de ekliyoruz. Fazla yakmadan pişiriyoruz. Tuzumuzu bu aşamada ekliyoruz. Daha önce ekleseydik kesilecekti. Koyu bir çorbamız oldu. Bizim istediğimizde böyle bir çorbaydı. Evet, nanemizi, yağımızı ekliyoruz. Çorbamız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurt çorbamız pişti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.